ayındayız. Kışa girerken zayıf giren arılarımız, 4 çerçeve, 5 çerçeve giren arılarımızın bakımını yapıyorum yine. Kışa girerken yeterli stoğu vermediğim için şimdi kat verme zamanına kadar olan dönemde besin takviyesini yapıyorum. Ham çerçeve giriyorum hem de. Şubat ayında da ham çerçeve girmiştim. Bakalım ne yapmışlar. Burası ılıman olduğu için arılarımın hepsinin tabanı açık kışlattım. Hiçbir sıkıntı da olmadı. Hepsi de gayet iyi durumda. Stoklu çerçeve bitirmeye başlamışlar. Mevcut artmaya başlamış. Güzel. Bu girdiğim ham çerçeveydi. Sağ taraftan. Bu yana arı yavru atmış. Yavru kapanmış. Kesiyorlar işte bunları. Bunu niye yaptıklarını tam olarak bilmiyorum işin açıkçası. Buralarda kabartma işlemi yapmış, buraya yapmamış ama yaptığı yerlere de yavruyu atmış. Yavruyu da kapamış hatta. Maskenin içine girmiş. Şimdi bu duvar. Yumurtalı ve yavrulu. Erkek yumurtası da pupası da var gördüm. Evet bu yavrulu. Yavrulu ikinci çerçevesi. Yavrulu üçüncü çerçevesi. Yavrular sökülmüş yerine tekrar yumurta atmış görünüyor. Ana arı da burada.
Buralarda yumurtaları var. Bu anahtarı aslında geçen sene 2018'in boyası çıkmıştı, kırmızı boya. Ben elimdeki sarı boyayla boyadım. Bu üçüncü yavrulu. Dördüncü yavrulu, bunun buralarına erkek yavrusu atmış. Petek bozuk olduğu için erkek gözü yapmış oralar herhalde. Evet, güzel. Bu da dördüncü. Bu da yine verdiğim ham petek. Yavruluların yanına ham petek vermiştim Şubat ayında. Evet. Bunu da buralarını kabartabilmiş. Kabarttığı yerlere de yavru atmış. Hampeteğe girmekte ben çekince duymuyorum. Çünkü kaç etti? 1, 2, 3, 4. Bu 5. yavrulu çerçeve. Tabii komple yavru değil ama bu ham peteklerin ikisindeki toplam yavru da yine bir çerçeve eder. Ham çerçeve girmekte ben çekinmiyorum çünkü zaten kovanın altı açık. Açık kışlamış. Yani dışarıdaki soğuğu hissediyor arı. O yüzden kafasına göre hareket edemez. Bakabileceği kadar yavru atar. Bu çerçeve stokluydu. Bunu açmışlar. Evet, beslemek gerekiyor bunu. Stokları azalmış. Çünkü o yavrular söküldüğünde arı aç kalır. Hatta ne yapalım, bu stoklu çerçeve. Bunu da biraz kabartmışlar. Buraya bir ham. Kamera kaydı kapanmış. Sonradan fark ettim. Ama yaptığım işlemin mantığını anlatmak için şöyle diyeyim size. Kapalı yavruların yanına bu yavru atılmamış. Bu biraz kabarmış. Kabarmamış olsa da fark etmez. Yanlarına giriyorum. Bu iki kenarlara stok bırakıyorum. Arıyı tamamlıyorum yani. Çünkü arıyı kestaneye hazırlamam gerekiyor. O yüzden. Besim var. Yaptığım işlem şu. 1, 2, 3, 4 ve 5 çerçevede yavrusu var şu anda. Mart ayının sonlarındayız. Buraya ham petek girdim.
Bu kabarmış stoklu olacak. Bu da stoklu. Yine buraya bir tane yavru atılmamış bir tane çerçeve giriyorum. Bu biraz kabarmış. Dediğim gibi Nisan'ın 15'i ve 20'sinden sonra attırabildiğim kadar yavru attırmam gerekiyor. Çünkü Nisan 15 ve 20'sinde atılan yavrular kestanede bal toplayacak.